Şimdi Türkiye'de bir askerlik sistemi var. 5 çeşit askerlik sistemi var. Bunu tek tip askerlik sistemine, uzman askerlik sistemine çevirmemiz halinde ne bedelli askerlik diye bir gündemimiz olacak, ne de silahlı kuvvetlerin uzman askerlik ihtiyacının karşılanamaması diye bir sorun olacak. Buradan sağlanacak kaynakla, tasarrufla milli savunma projelerinin gerçekleştirilmesi ve bu hizmeti isteyerek, severek yapan Mehmetçiklerin harçlıklarının asgari ücret seviyesine çıkarılması mümkün olacaktır. Bu konuyu Milli Savunma Bakanı'na önerdik. Tabii iktidar partisi grubundan da bu konuya öncelik vermesini ve bütçeye tasarruf olarak girecek bu kaynağın uygulamaya geçmesi için yasal düzenleme yapılması konusunda çalışma yapmasını öneriyoruz. Diğer konu, askeri öğrenciler var, Mehmetçikler var, bir kısmı tutuklu, bir kısmı ihraç edilmiş durumda. Bunlar devletten, milli savunma bütçesinden büyük ölçüde kaynak harcanarak eğitilmiş, göreve hazır. Ama haklarında hiçbir soruşturma yapılmadan FETÖ'cü damgasıyla bunlar görev dışında mağdur durumda. Şayet bunlar soruşturulursa, yetiştirdiğimiz, kaynak harcadığımız eğitimler için bu gençleri devlete, silahlı kuvvetlere kazandırırsak, yine eğitim süreçleri dahil göreve hazır bu uzmanlarla yine tasarruf sağlayacağız. Bu da bu torba yasanın dışında bütçeye bir ilave katkı imkanı sağlayacaktır. Diğer bir konu, tabii sosyal devletin esas maksadı fakirden alıp, düzeltiyorum, zenginden alıp fakire vermektir, ama son dönemlerde biliyoruz, görüyoruz, genelde fakirden alıyoruz, asgari ücretliden alıyoruz, zenginlere veriyoruz. Bu da siyasi iktidarın sanırım bir tercihi. Sanırım bu tercih konusunda milletimiz ilk seçimlerde bir irade ortaya koyacak. Zenginden alıp fakire veren siyasi partileri iktidara getirecektir. Son olarak bir konuya değinmek istiyorum. O da şu: şehit ve gazilerimiz var. Parça parça yasalarla, ihtiyaca göre bunlar meclisten çıkan yasalarla bir takım haklar kazanmışlar. Bunların eşitlik ilkesinde, adalet ilkesinde birleştirilmesi ve bir temel yasa olarak meclisten çıkarılması, bu kesimde yaşanan ayrıştırmaları, huzursuzlukları ortadan kaldıracak ve şehit ve gazilerimiz, onların yakınları toplum nazarında ve devlet nazarında hak ettikleri saygıyı ve sevgiyi görecekler, özlük haklarına kavuşacaklardır.